Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam adamına sordunuz. Öyle mi? O zaman biz gidelim, görüşürüz. Herkese selamlar. Easy Turkish'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Türk insanından Türk erkeği hakkında neler düşündüklerini anlatmalarını istedik. Açıkçası cevapları ben de bir erkek olduğum için merak ediyorum. Hadi hep birlikte öğrenelim cevapları. Merhaba. 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 Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle ortaya uzatayım mikrofonu. Türk erkeğine böyle bir soruya cevap mı vereceğiz şu an? Beni burada bir obje olarak düşünün. Yani şimdi bir şey de söylemek istemiyorum, yargılanacağım diye de. İnsan sonuçta, olabildiğince az iletişime geçerek. Neden? Gerçekten uzaktan seviyoruz. Yani neden ön yargı çok fazla insanların birbirine karşı, karşı cinslerin de birbirine ön yargısı çok fazla olduğu için. Sizinkisi şu an ön yargı mı peki? Evet. Evet, çok fazla hem de. Bunun da farkındasınız. Evet. Ön yargılar normalde olmaması gereken şeyler değil midir? Evet ve aşmaya çalışıyorum olabildiğince. Şu anda aşamamış halim olduğu için bir tık kötü gözüküyor olabilirim ama elimden geleni yapıyorum aşmak için. Karakteristik olarak genellikle erkek egemen bir toplumda yaşandığı için hani böyle daha baskıcı, ben bilirimci. En azından yabancılar bizi böyle tanıyor. Ben Almanya'da öğretmenlik yaptım. Böyle tanıyorlardı bizi. Türk erkeğini nasıl tanımlarım? Dediğim dedik. Sözünün geçmesini isteyen. Zaten ataerkil bir toplumuz. O yüzden de baskıcı biraz. Şimdi genel olarak sahiplenici mi desem bilmiyorum. Biraz olabilir. Karşılaştırayım başka milletten erkeklerle. Ataerkil toplum yapısından... Yani kendini sıyrılmayı çok gerekli bulmuyor, görüyorum çoğunu açıkçası. Yani bu toplum yapısına uyuyor mu Türk erkekleri genelde? İşine geldiği için uyumayı tercih ediyor bence. Ya içinde yetiştiğimiz şartlara göre biçimleniyoruz tabii hepimiz. Yani çok bir şeylerin böyle sonrasını düşünmeden hareket eden insanlar olduğumuzu söyleyebilirim hepimiz için. Fevri mi? Fevrilik, evet. Biraz sinirlilik. Ama duygusallık da var. Şimdi açık konuşmak gerekirse bence Türk erkekleri dünya çapına bakarsan hele daha kıskanç oluyorlar, daha dediğin dedik oluyorlar. O yüzden bence Türk erkekleri veya genel olarak Türkiye'de yaşayan insanlar biraz daha gelişmesi lazım bu konularda bana sorarsanız. Evet tabii, onun haricinde şimdi Türk erkeği diye bir standart da yok yani, türlü türlü insanlar var ama hani gördüğüm, tanıdığım, çevreden bildiğim kadarıyla insanların çoğunda daha böyle iyi olmaya meyil var aslında. Bu bölümde Türk insanından Türk erkeğini tanımlamalarını istedik. Bu ve bunun gibi ilgi çekici konulardan bahsettiğimiz podcastlerimize ulaşabilmek, dinleme becerilerinizi ve kelime bilginizi geliştirmek istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linkten podcast kadememize abone olabilirsiniz. Dışarıdan baktığınızda Türk erkeğinin fiziksel olarak nasıl açıklarsınız? Daha yakışıklı. Ha, yakışıklı. Teşekkürler. Rica ederim. Fiziksel olarak belli bir kategoriye sokabilir miyiz Türk erkeğini peki? Tabii. Genellikle kısa boylu, bıyıklı, kıllı, esmer. Böyle. Ben nasılım, fiziksel Türk erkeğine uygun muyum sence? Yani sizle biz mesela bambaşkayız aslında. Yani başka tipleriz aslında. Yani tip olarak da hani şimdi çok karışık olmamızdan kaynaklı. Hani büyük, çok geniş bir imparatorluktan, her taraftan gelen insanlar olmaktan kaynaklı olarak çok birbirine benzer tipler yok ama genel olarak orta boy, evet, diyebiliriz. İşte buğday tenli, koyu renk saçlı. Şimdi Türk erkeği dendiği zaman nedense böyle esmer akıla geliyor ilk başta. Kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, sakallı, orta boylu. Orta boydan kastım hani böyle 1.75, 1.80. Orta boy olmuyor çok da aslında. 1.80 uzun. Evet. Hani böyle orta boy uzun arası. Çok da kısa değil. Öyle. Abi şimdi bir erkeğin iri yarısı var. Bir de ufak tefeye var değil mi? Hı hı. İri yarı erkekler biraz daha efendi oluyor. Niye? Çünkü hiç kimse onlara kabadayla yapamıyor. Ama Gotiger'e yakın derler ya hani. Tabiri cahilse yani. Evet. Affedersin. Onlar da biraz asabi oluyor. Niye? Çünkü hep haksızlığa onlar uğruyor. Ufak tefek diye. Fiziksel olarak. Yani bence
Şimdi bilmiyorum, şu an her skaladan insan aklından geçiyor. Ya o zaman şöyle sorayım, yani fiziksel olarak Türk erkeği böyledir diyebileceğiniz bir kapsamı yok sanırım. Yok. Hayır yok. Peki boy, işte renk, kilo, bu tarz bir ayrım var mı? Tabii ki mutlaka var. Almanlar bir defa çok uzunlar. Yani genetik olarak uzunlar. Ama dediğim gibi bizim Türk erkekleriyle kesinlikle o konuda şey yapamazlar. Çok iyi hissettirdi bana bu cevap. Teşekkür ediyorum gerçekten. Rica ederim. Sanırım başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Evet. Oranın erkekleriyle Türk erkeğini kıyasladığınızda nasıl bir sonuç çıkar çok ortaya? Çok büyük fark var. Oranın erkeği fazla karışmaz. Saygı gösterir. Ondan sonra yani Türk erkeği gibi değil kesinlikle. Neresi? Almanya. Almanya. Yani Alman erkekleri biraz daha rahat mı bu konularda diyebilirim? Çok rahatlar. Eşlerine karşı, arkadaşlarına. Bana göre biraz fazla rahatlar. O da hoş değil. Ondan sonra rahatlar ama. Peki yabancı milletteki erkeklerle kıyasladığımızda nasıl bir tablo çıkar ortaya? Valla erkeklere çok ilgim olmadığı için biliyorum şey ama ya yabancılarla kıyasla Avrupalılarla, yani yabancı diyorsak şimdi yabancı, Hintli de yabancı, evet. Şimdi tabii Iraklı da yabancı. Yani bu, sizin tanıdığınız kişiler özelinde bildiğiniz. Benim tanıdığım ve bir de yabancı deyince aklımıza hep bizim Avrupa geliyor ya, evet. Direkt zaten. Evet. Onlarla kıyaslayacak olursak ya bize göre kendileriyle daha barışık olduklarını söyleyebilirim. Bence en baskını esmerliği. Yabancı arkadaşlarımın Türk erkeklerinde ne bulduğunu hiç anlamam o yüzden. Bir de yine aynı şey, işte o ataerkillikten gelen sahiplenicilik yine. Başka milletlerdeki erkeklerde bu kadar yok mu peki sizce? Yok, bence hayır. Peki siz Almanya'da öğretmenlik yaptım dediniz. Oranın erkeğiyle Türk erkeğini kıyaslarsanız nasıl bir cevap çıkar ortaya? Kadına, doğaya, ülkesine, çocuklara daha çok saygılı. Eğitim, öğretime daha çok önem veren. Böyle oldukları izlenimini edindim ben. Ben yurt dışındaki erkeklerle de tanışıyorum. Sprinze Deutsch, Paruski Gabarit. Ondan sonra to speak English. Tamam, yani nasıl bir kıyas yapabiliriz? Hiç fark etmiyor. Erkek her yerde erkek. Şimdi fiziksel olarak Türk erkekleri Avrupa'ya göre daha kısa ama Asya'ya göre daha uzun. Evet. Kişilik açısından da Avrupa'ya göre biraz daha böyle ne derler, sert mi? Duygularını çok ortaya çıkarmayan insanlar oluyorlar. Asya'ya göre de olması gerektiği kadar duygularını ortaya çıkaran insanlar oluyorlar. Öyle tam ortada kalmışız böyle. 10 numara 5 yıldız. Oradakiler biraz daha tabiri caizse rahat diyelim. Şu şekilde hani şimdi burada yanında birisi bir erkekle gezerken, bir kız bir erkekle gezerken birisi dönüp baksa olay çıkar. Bir laf atsa olay çıkar. Orada dönüp teşekkür ediyor. Ya teşekkür ederim diyor, devam yürüyor. Yetiştirme tarzı olaraktan Türk erkeklerinin böyle şeyi vardır ya, annesinin kuzusu, o ne derse haklıdır, o en iyisidir. Bunu aşarsak gerçekten onda on insanlar. Ama işte bunu aşmak bir tık çok zor bizim ülkede. Ya şeyler, daha sakinler mesela. Hmm. Avrupa'dan gelen arkadaşlar da mesela, İngiliz arkadaşlar var. İşte Amerikalı birkaç arkadaş tanıdım öyle. Fransız falan böyle değişik, işte İtalyan bir tane. Daha sakinler hani bize kıyasla. Kendileriyle daha barışıklar. Hmm. Bizde bu çok fazla yok. Oradakiler boy olarak, yapı olarak daha geniş oluyor. Daha büyük oluyorlar. Ama çok bir fark yok aslında. Yani çok bir fark yok. Yani şimdi buradaki neresi onunla bağlı. Şimdi İstanbul'da dersen her türlü insan var burada. Ama oradakiler genel olarak daha büyük oluyor. Daha geniş yapılı oluyorlar. O şekilde. Bir Easy Turkish bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Açıkçası bu videoda söylenen iyi şeyleri üzerime alınıyorum, fakat kötü şeyleri üzerime alınmıyorum. Sizler de Türk erkeği hakkındaki gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki linklerden hem destekçimiz hem de takipçimiz olabilirsiniz. Ailemize katılan tüm takipçilerimize, Matias'e, Mary'e, Meryem'e, Edma, Ana'ya, Emma'ya, Melisa'ya, Muhammed'e, Elina, Joaquin'e ve Musa'ya çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.